Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Dersine hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, köklü ifadelere devam ediyoruz. Burada da iç içe köklerimiz var. Peki bunları nasıl yapacağız? Bakın 7 artı kök 4, bunlar da kök içinde. Hocam ben şurayı önce alırım. Bakın içten dışa doğru gideceğiz. Bu tür sorularda içten dışa doğru. Ne var içeride? 4 var. Kök 4. O nereye dışarı çıkacak? Hocam artık ben bunu gördüğüm yere şunu yazabilirim. 2 yazabilirim değil mi? 7 ile 2 toplarsam ne olacak? 9. Peki 9 ne diye çıkar dışarı? 3. Bu kadar. Şimdi ben önce içten başlayacağım. Kök 25 gördüğüm yere artık ben ne yazabilirim? 5 yazabilirim. 28 eksi 4 artı 5. Şimdi 4 artı 5 gördüğüm yer. Burası ne olacak artık? Şunun yerine ben ne yazabilirim? Şu 4 artı 5 yerine 9 yazabilirim. 9 yazdığımda şuraya ben. O da 3 diye dışarı çıkacaktır. O halde ne olacaktır işlem? 28 eksi 3 olacaktır. Hocam 28'den 3 çıkarırsanız 25 yapar. 25 de dışarı 5 diye çıkar. Evet, olayımız bu. Devam edelim. Hocam 81'imiz var. 81 9 diye dışarı çıkacak. 54 eksi kök 16 artı 9. Hocam şurası 25 yapar. Ve 25 de dışarı 5 diye çıkacaktır. O halde ne olacak şimdi? 54 eksi 5 olacaktır. Hocam 54'ten 5 çıkarırsak da 49 olacaktır. Onun da cevabı 7 olacaktır. Güzel değil mi? İsterseniz videoyu burada durdurup bu soruyu siz çözün. Daha sonra kontrol edin. Kök 16 yerine ben artık ne yazacağım? 8 yazacağım. Şuraya artık ne yazıyorum? Eşittir. Aa, hocam ne 8'i? Lütfen. 4 olması gerekmiyor mu? Doğru söylüyorsunuz. 12 eksi 2 çarpı 4. Hocam 2 ile 4'ü çarparsam burası 8 olur. Galiba bunu kastetmiştiniz hocam siz az önce. 12'den de 8 çıkarırsak 4 olur. Hocam kök 4 de 2'dir. Devam edelim. 'da ne diyor bize? Aşağıdaki karekökli sayıların hangi ardışık iki tam sayı arasındadır ve hangisine daha yakındır? Bunu istiyor bizden. Hocam kök 5'ten büyük tanıdık kim var? Kök 9 var. Kök 5'ten küçük tanıdık kim var? Kök 4 var. Bakın bize tam sayı diyor, tamam mı? Bakın tam sayı. Niye? Kök 4 çünkü 2'dir. Kök 9 da 3'tür. Şimdi 2 ile 3 arasındadır. Peki sizce kime daha yakındır? Bakın kök 4 ile kök 5 arasında 1 birim var. Burada da 4 birim var. O halde 2'ye daha yakındır. 2 ile 3 arasındadır. 2'ye daha yakındır. Bu şekilde söylüyoruz. Hocam kök 10'dan küçük kök 9 var. Kök 10'dan büyük kök 16 var. Dışarı çıkan. Hocam kök 9 3'tür. Kök 16 4'tür. Sizce kime daha yakın? Tabii ki de kök 9'a, yani 3'e daha yakın. Kök 28'den önce kim var? Kök hocam 25 vardır. Sonrasında da kök 36 vardır. Hocam bu 5'tir. Bu arkadaş da 6'dır. Kime daha yakın? 5'e daha yakın. Hocam kök 60'tan sonra kök 64 var. Hemen tanıyorum. Bu 8'in karesi 64. Burada o halde 7'nin karesi olacak. Yani 49. Yani sayımız 7 ile 8 arasında. Kime daha yakın? 8'e daha yakın. 89. Hocam tanıdık 81 var. 81 de nedir? 9'dur kök 81. O zaman bir sonraki sayımız da kök 100, yani 10 olacak. Kime daha yakındır? Bakın burada yaklaşık 8 birim var. Burada 11 birim var. Dolayısıyla 9'a daha yakındır. Şimdi negatif, biraz daha dikkat etmemiz gereken bir
kısım. Şimdi 40 kimle kim arasında? 36 ile 49 arasında. Şimdi ama eksi ifadesi var artık bunun önünde. Dolayısıyla bu yine 6 ile 7 ama bu sefer eksi 6 ile eksi 7 arasında olacak. Fakat eksi 7 daha küçük olduğu için sol tarafa eksi 7 gelecek. Hatta şöyle diyeyim daha güzel olur. Bu tarafa eksi kök 49 gelecek. Buraya da eksi kök 36 gelecek. Eksi 7 ile eksi 6 arasındadır. Kime daha yakındır? Eksi 6'ya. Bu negatiflik durumuna dikkat etmek lazım. Yanlış yapma ihtimalimiz yüksek. Şimdi sayı doğrusu üzerinde söylersek kök 39 6 ile 7 arasında. Şimdi 36 ile 49 arasında kime daha yakın? Tabii ki 36'ya yaklaşık hatta buralarda bir yerde. Bu arkadaş 64 ile kök 64 ile kök 81 arasında şunun mesafesi yaklaşık birim olarak 7 birim. Buraya da 10 birim. Hocam yakınlar birbirlerine ama 8'e daha yakın. Yani 8 ile 8,5 arasında bak burada da 8,5'a daha yakın. Yani şurada bir yerde olur dolayısıyla. Tam direkt çok yakın olmaz. Benzer örnek çözmeye devam edelim. Kök 92 nedir? Kök 81 ile kök 100 arasında. Şimdi hocam 92 bunun uzaklığı yaklaşık olarak 11 birim. 100'e uzaklığı yaklaşık olarak 8 birim. 100'e daha yakın yani kök 100'e yani 10'a daha yakın. Fakat bu ikisi arasında da buçuğa daha yakın. Dolayısıyla burada yaklaşık olarak burada diyebiliriz. Kök 117 sağında kök 121 var. 11'in karesi. Burada da kök 100 var. Hocam buraya yaklaşık 10 birim uzaklık, 17 birim uzaklıkta. Yaklaşık bunlar arkadaşlar. Köklü ifadelerde sıralama yaparken yani %100 bir şey söyleyemiyoruz. Onun hakkında bilgi vereceğim size merak etmeyin. Bu da yaklaşık olarak 4 birim. Şimdi 10,5 yani 11'e daha yakın ve hatta 10,5 ile arasında bir kıyaslama yaparsa kime daha yakın? Şu kısma 11'e daha yakın olur. Evet, devam ediyoruz. İfadeleri anlamak çok önemli. Kök 50 ile kök 101 arası sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır diyor bakın. Genelde bu noktada biraz şey yapılır. Yani yanlış çok olan bir ifade. İyi anlamak lazım. Kök 50 ve kök 121. Kök 50'den sağında, kök 50'nin sağında kalacak. Kök 101'in solunda kalan tam kare sayılar arıyoruz. Yani kimler var? Kök 64 olabilir. Kök 81 olabilir. Ve kök 100 olabilir. Yani hangi doğal sayılar? 8, 9 ve 10 sayılarıdır. Doğal sayı diyor çünkü bana. Doğal sayı olması için ne olması lazım? Kökten dışarı çıkması lazım. Kökten dışarı çıkan sayılar kimlerdir bu iki sayı arasında? 64, 81 ve 100'dür. Yani 3 adet vardır diyoruz. Devam edelim. Bu sefer yine arasında kaç tane tam kare doğal sayı vardır? Oo, hem doğal sayı olacak hem tam kare olacak. Kimleri bulmuştuk? 8, 9, 10'u bulmuştuk. Bunu ben sınıfta yaptığımda genelde 3 tane deniyor. Hayır. Bakın bu doğal sayılar içerisinde tam kare olan hangisidir? Hocam sadece 9'dur. Bu 3'ün karesidir. Bunlar bir şeyin karesi değildir. Yani bu sorunun cevabı bir tanedir. Anlaşılıyor mu? Devam edelim. Kök 135 sayısından küçük olacak ama en büyük olacak. Hocam kök 135
Sağında kök 144 vardır. O halde bu 12'dir. O zaman bir önceki sayı ne olacak? Kök 121. Bu da 11'dir. Sonra işte kök 100, 10 oluyor falan. Bana diyor ki kök 135'ten küçük olacak. Yani sol tarafında bulunacak. Ve bunlar içinde en büyüğü hangisidir? 11'dir. Aradığımız cevap. Devam edelim. Benim çok önem verdiğim bir ifade. Çünkü sorularda çok karşılaşıyoruz. Bir tane karemiz var, tamam mı? Bu karenin alanı kaçmış? 70 santimetre kare. Şimdi size birisi alanı 70 santimetre kare derse bir kenarı ne olur diye sorar ise şu cevabı vereceksiniz. Kök 70. Hangi ifade kullanırsa kullansın. Mesela alanı 4. O zaman 4 santimetre kare. O zaman bunun bir kenarı ne olacak? Kök 4. Her kenarı kök 4 olacak. Sonra dersin 2 diye. Tamam mı? Mesela alanı uyduruyorum. Şekli bağımsız olarak düşünün. 64. O halde bir kenarı kök 64'tür. Yani 8. Çünkü bu şekilde kavramak lazım. Alanını, yani bir kenarı bu şekilde bulunur. Hep genelleme yapmak lazım. Daha sonra kök 70 dışarı çıkmıyor. O halde böyle kalacak. Bunun bir kenarı kök 70 santimdir. Anlaşılıyor mu? Peki bu kimle kim arasındadır? Kök 64 ile kök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasındadır. Unutmuyoruz. Mesela ben alanı 60 desem kök 60 diyeceksiniz. Alanı 50 desem kök 50 diyeceksiniz. Eğer pratiklik kazandıktan sonra, yani bu başlangıç için böyle, yani yeni öğreniyoruz çünkü. Pratiklik kazandıktan sonra ne olacak? İşte hocam alanı 100 ise 10'dur diyebilirsin. Alanı 256 ise 16'dır diyebilirsin mesela. Devam edelim. Hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır ifadelerimiz? Şimdi ne diyor bize? 10 artı kök 6. Şunu da kaldıracağım. Devam edelim. Artı kök 6. Hocam kök 6 kök 4 ile kök 9, yani 2 ile 3 arasındadır. O halde bu sayı kimle kim arasında olacak komple? Onunla toplarsak şu şekilde, 10 ile 2 topladım 12. 12 ile 10'lu 3'ü topladım. 12 ile 13 arasındadır diyeceğiz. Şimdi aynı mantık 9 eksi kök 22 için yapalım. Hocam bu arkadaş 16 ile 5 arasında, yani 9'dan şurası 4 ile kök 16 ile kök 25. 4 ile 5 arasında. O halde ben çıkarma işlemi yaparsam ne olacaktır? 9'dan 4 çıkarırsam 5 ile 9'dan 5 çıkarırsam 4 arasındadır. Şimdi ile ve manasında 5 ve 4. 5 ile 4. Böyle algılayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun yerlerinin farklı olmasında Türkçe anlamında bir mahsuru yok. Matematiksel anlamda da bir mahsuru yok. O yüzden problem yok. Devam edelim. D şıkkı buna benzer yaptık. E şıkkına bakalım. Kök 50 artı kök 37.
Şimdi kök 50 nedir? Biz az önce bunun kaçla kaç arasında olduğunu bulmuştuk. Bu kaçla kaç arasındadır? 7 ile, yani kök 49 ile kök 64 arasında. Kime daha yakın? Hocam 7'ye daha yakın. O zaman biz bunu ne diyelim biliyor musunuz? 7,1 diyelim. Artı bu arkadaş kime yakın? Kök 36 ile kök 49 arasında. Kök 36'ya çok yakın. Buna da 6,1 diyelim. O halde bunları toplarsak ne yapar? Bakın bunlar yaklaşık değerler, yani uydurduğum, ama yani uydurdum derken salladım manasında değil. 49, 7 ise bu 7,1 olabilir. Veya 7,1 2 falan, o civarlarda. Çok yakın yani. Toplarsam 13,2 yapar. O halde bu işlemin sonucu kimle kim arasındadır? 13 ile 14 arasındadır diye düşüneceğiz. Hemen altındaki soruyu da yapayım bu mantıkla. Kök 105 artı kök 200. Hocam 105 100 ile 121 arasında. 100'e çok yakın. Dolayısıyla ben buraya ne diyeyim? 10,2 diyeyim. Kök 200 de 196 ile 225 arasında. Hocam bunları hemen nasıl söyleyebiliyorsunuz? Çok soru, çok uygulama yapınca sizin de aklınızda kalacak, merak etmeyin. Bol soru çözmek lazım o yüzden. 196 neydi? 10'un karesi, 14'ün karesiydi. Yani 14'ün 14 olarak çıkar bu. O halde bu ne olacak şu ifadede? 14,2 diyebilirim. Toplarsam 24,2 yapar yaklaşık. Bu o zaman bu toplama işleminin sonucu kimle kim arasındadır? 24 ile 25 arasındadır. Evet. Aynı şekilde hemen bunu da bunun üzerinde yapalım. Hocam 15 nedir? Yaklaşık 3,9'dur. 40 da yaklaşık 6,3 diyelim. Toplarsak 10, 16, 19, 20,2 oldu. Hocam buraya eşittir yazdığım zaman hemen siliyorum. Oraya ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Yaklaşık. Şu yaklaşık manasında. Dolayısıyla bu işlemin kimle kim arasındadır diye soracak olursak 20 ile 21 arasındadır. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın.